Salih Tuna, o başkanı nasıl atadım? Bence yanlış ama millet 40 yaşında emekli oldu. Benim 40 yıllık çalışma hayatım var. Hala emekli olamadım. Nedeni bahsi değer. Yine de yaşar ne yaşar ne yaşamaz misali garabet bir durum olduğunu söylemeden geçmeyeyim. Artık umurumda değil. Olacağına bıraktım. İktidarlar değse de benim durumum değişmiyor inandım. CHP iktidarı döneminde benim vesilemle yeşil çam tozu yutan arkadaşları bile sanatçı kapsamında emekli ettiler. Fakat sakıncalı bulunduklarından olsa gerek fakire meskur hakkı tanımadılar. AK Parti kurulmadan evvel küçük bir arsa almıştım. O da Çevre Bakanlığı'nın Kanal İstanbul projesi dolayımında istimlak edildi. Suçumuz, herkes gibi orada kaçak ev yapmamak mı yoldum hakime itiraz ettik reddedildi. İşin garibi, yığınla CHP'li eş, dost, akraba da AK Parti iktidar döneminde kendilerine yardımcı olmadığım gerekçesiyle bana küstü. Benim kendime hayrım yok, haberleri yok. Gerçi haberi olanlar da... O eskiden beri tuhaftı diyorlar. İşin garibi iş bu CHP'li çevrem hem AK Parti'ye adam kayırıyor, yandaşlarına torpil yapıyor diyerek yerden yere vuruyorlar hem de torpil talep ediyorlar. Karşılık bulamayınca da bilmem nerede, bilmem kim torpille göreve geldi demeleri yok mu? İyi de bana ne güzel kardeşim. Ayrıca damat, gelin, kayınbirader Cümbür Sülhan'ın tıka basa CHP'li belediyeleri doldurmasını ne yapacağız peki? Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı pazarlıksız yani hasbi yani kalbi olarak hep destekledim, destekliyorum. Lakin AK Parti'nin her yaptığını ve her mensubunu da desteklemiyorum, desteklemedim. Mesela Davutoğlu döneminin Suriye politikasını eleştirdiğimiz için merhum Akif Emre ve Profesör Mahmut Erol Kılıç'la birlikte ölüm bildirileriyle tehdit edildik. Özala başlayan ekonomi politikalarının yanlış olduğunu, el parasıyla büyümenin son olmadığını, tasarrufun şart olduğunu ve hemahali üretim ekonomisine geçilmesi gerektiğini, yoksa ilanı hâye bağımsız politikalar sürdürmenin mümkün olmayacağını da yıllar yıllar ettim Hazır yeri gelmişken şu cazda da söyleyeyim: kızıl elma ihtiyacını ve yüküsünü anlarım, ama hiçbir zaman Türkiye yüzyılı ifadesini terennüm etmedim. Aynı şekilde ulu Hakan Abdülhamid Han güzellemeleri de hiç yapmadım. Hele ki sen Abdülhamit'in yalnızlığına bırakmayacağız analojisine aklı ermez. Aklı erenlere de bir şeycikler demem. Demem o ki AK Parti'ye oy veren herkes her konuda aynı düşünmek zorunda değil. Farklı düşündüğüm konularda tövmet altında bırakılmak da bir hobi olarak bile ilgimi çekmez. Muhteremin teki de çıkıyor. Atadığınız federasyon başkanları futbolu bitirdi diyebiliyor. Birçoğunun adını atadıktan sonra duyduğum başkanların sorumlusu neden ben olayım? Eleştiri yapın ama kolektif derleştirici saçmalığına düşmeyin. Madem öyle o sıra sıra Mercedes'i de ben almıştım şimdi de keyfim istedi tasarruf tedbirleri belasını elden çıkarıyorum. Var mı bir itirazınız? Hadi şimdi gidin yatın.